Arkadaşlar merhaba, kanalım Çeli Doya, hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine Zack Snyder's Justice League'in incelemesine devam ediyoruz. Şimdi bölüm 5'e geldik. All the King's Horses isimli bölümdeyiz. Öncelikle işe bölümün ismiyle başlayalım. All the King's Horses, Humpty Dumpty isimli hikayede geçen bir şarkıdaki küçük bir kısım aslında. O şarkıyı da buldum internette, sözlerine baktım. Size kısaca okuyacağım çünkü bölümde aslında bana sorarsanız biraz ilgisi var. All the King's Horses, All the King's Men. They never put us back together again. Cause we've gone too far and we can't go back. Even fairy tales have to end. All the King's Horses, All the King's Men diye geçiyor. Bunu da Türkçe'ye çevirecek olsak, kralın bütün atları, kralın bütün adamları bizi tekrar bir araya getiremezler. Çünkü çok uzaklara gittik. Bu dağıldık manasında sanki biraz. Ve geri dönemeyiz. Peri hikayelerinde bir son olmak zorunda. Kralın bütün atları, kralın bütün adamları diye çevirebiliriz. Burada da şunu aslında düşünebiliriz biraz. Hani bu bölümle alakası ne derseniz, Bruce Wayne bir şekilde kralın bütün atlarını, kralın bütün adamlarını bir araya getirmeye çalışan kişi. Bu ekibi bir araya getirmeye çalışan kişi ama dünya, insanlar, Amazonlar, Atlantisliler çok dağılmışlar ve bir araya gelemiyorlar. Onların tekrardan bir araya gelmesi bu şarkı için bir peri masalı. Ama tabii biz filmde biliyoruz ki Bruce Wayne bunu başaracak ve o peri masalını gerçeğe çevirecek. O yüzden All the King's Horses isimli bölüm burada şekilleniyor. İsim de bu yüzden oluyor. Takımı mezarlıkta görüyoruz. Clark'ın mezarını kazıyorlar. Aquaman'da Wonder Woman gözcü görevi yaparken Flash'da Cyborg'sa mezardan tabutu çıkarmaya çalışıyor. Orada kendi aralarında işte geçen küçük konuşmada aslında bunu çok kısa sürede yapabiliriz diyorlar ama yapmıyorlardı. Bunun sebebi de aslında ölüye saygı bir yerde. Mezarlığa saygı, mezara saygı. O sebeple özel güçlerini kullanmadan normal bir şekilde kazarak çıkarıyorlar. Flash bir kere daha bize burada Superman'in kendi kahramanı idolü olduğunu hatırlatıyor. Cyborg'la konuşurken bunu söylüyor. Arkada ise Aquaman'la Wonder Woman'ın konuştuğunu görüyoruz. Wonder Woman bu duruma biraz da şaşırıyor çünkü bir Atlantis ile bir Amazon'un yan yana durduğu ilk çağdan beri görülmemiş bir şey neredeyse. O yüzden aralarındaki savaşı da düşünürsek bu şaşırtıcı bir durum oluyor ama Aquaman Atlantis'in tarihine çok hakim değil. İşte Vulko'dan öğrendiği 3-5 bir şey var ama çok da böyle bilmiyor. Ve orada şunu da söylüyor. Ben de Atlantislilerden siz Amazonları nefret ettiği kadar ediyorum diyor. Orada Wonder Woman'ın şu sözü güzel vuruyor. Nefret yararsız, işe yaramaz diyor. Yani bu da aslında benim de içinde olduğum fandomun da benimsediği bir kalıp, benimsediği bir motto. Her ne kadar her zaman uygulayamasak da kendi adıma konuşuyorum bu arada. Yoksa çok bu motto ile yaşayan arkadaşlarım var. Bir şey demeyeceğim. Onlar için söylemiyorum. Kendim için söylüyorum. Bence o Wonder Woman'ın güzel bir sözü yani. Ve akabinde Aquaman karşılığında birini vermeden kimseyi karanlıktan geri getiremezsiniz tarzında bir deyiş söylediğinde Wonder Woman'ın deyişi tamamlıyor ve şunun farkına varıyorlar. Ne kadar ayrı da olsalar aslında bir bir toplumlar. Aynı deyişleri kullanıyorlar. Yani düşmanlık sadece zihinde var. Hepimiz insanız nihayetinde. Filme yedirilmiş hali felsefe olarak. Bir kez daha nefretin ne kadar aslında gereksiz olduğunu gösteren küçük bir diyalog geçiyor orada. Ve yine Barry'nin filme kattığı güzel renklerden biri de Wonder Woman acaba kendinden genç erkeklere ilgi duyar mı dediği zaman Cyborg'un dönüp kadın 5000 yaşında zaten her erkek onun için genç erkek dediği an güzel, küçük, sevimli bir şaka olarak geçiyor. Daha sonra Wayne Hangar'a gidiyoruz. Alfred'i Flying Fox'u tamir etmeye çalışırken görüyoruz. Bruce Wayne de bu sırada Batmobile geliştirmeler yapıyor işte. Daha ağır silahlar vesaire takıyor. Çünkü biliyor artık daha büyük tehditler var ortada. O noktada Alfred Flying Fox'u uçuramıyor. Tamir edemiyor. Bir şekilde bir isyankar modu var. Bruce Wayne ise daha inançlı. Aralarında daha sonra bir konuşma geçiyor. Ve Alfred takımının yeterli olacağını nereden biliyorsun? Zaten bu insanları bir araya getirdin artık geri çekilip bırak modunda biraz yaklaşıyor. Biraz oğlunu korumak isteyen bir baba tavrı var yine. Bruce Wayne ise yaptığı her hareketten emin, Superman'i geri dirilteceğini, işte bunun için harekete geçtiklerini vesaireden bahsediyor. Ve yine orada inancından söz ediyor ki Alfred o noktadan sonra şuna yöneliyor biraz daha. Suçluluk duygusuyla hareket ettiğini düşünüyor Bruce Wayne'in ama Bruce inatla hayır, suçluluk duygusuyla değil, inançla hareket ediyorum. Hayatımda hep mantığımla hareket ettim. Bu kez ilk defa inançla hareket ediyorum diyor ki Superman'in ölümünün ona kattığı şey bu işte. O ilhamı veriyor. Ve bu noktadan sonra bu şekilde hareket ediyor. Alfred hala şüpheli. Burada da bölümün ismiyle ilgili olan sözü söylüyor. All the King's Horses, All the King's Men diyor. Yani kralın bütün atları ve kralın bütün adamları bir araya gelmez asla. Bunu başaramazsın. Superman'i geri diriltmenin bir manası yok modunda takılıyor. Ancak
Dediğim gibi burada Bruce Wayne çok artık inançlı bir noktada ki Alfred inat da geri vurmaya devam ediyor. Eğer bu ayı indiremeyeceksen kırmızı pelerini sallamanın manası yoktur diyor ama Bruce Wayne yine dediğim gibi o inancı, inatçılığı, kararlılığı ortada ve bu kırmızı pelerin bildiğin kırmızı pelerinlerden değil. Buna vurursanız bu sana geri vuruyor. Diyor ki kendi oyun vuruyu yedi biliyor. Daha sonra takımı Clark'ın tabutunu araca yüklerken görüyoruz. Oradaki en büyük, en hoşuma giden şey de Diana'nın giyimi aslında böyle bir Drakula'nın karısını andıran bir havası var. Hani böyle bir korku filmi havası katılmak istemiş. Tam katılmamış ama böyle bir o hissiyatı uyandırıyor bende. Drakula'nın da ölümden geri dönen bir karakter olduğunu düşünürsek yapı olarak kan içerek geri gelen. Orada Clark'ı da geri getirmeye çalışıyor ve o bir Drakula'nın karısı gibi sanki hareket ediyor orada. O da böyle küçük bir sanki gönderme gibiydi benim hoşuma gitti. Sonra film bize Sally Stone'u gösteriyor. Herhangi bir üzerinde uzaylı mikrobu, virüsü vesairenin olmadığı anlaşılıyor ve serbest bırakılıyor. Burada da yine Sally Stone'un bu protokolleri yazan kişi olarak her şeyi önceden bilebilme ve tahmin edebilme durumunu görüyoruz. Çünkü burada kendisinin temiz olduğunu bilmesi bir sonraki sahneye aslında zemin hazırlıyor. Ve takımı Krypton gemisinin Star-Lord otarlarının yanında görüyoruz. Burada işte Barry asker kılığına girmiş. Bir tek şapkasına, kepine karar vermeye çalışıyor. Orada Arthur'la aralarında güzel küçük bir diyalog geçiyor. Yine filme tat katan. Ve akabinde Wonder Woman giyinmeli izledikten sonra da Cyborg'un soyunurken ben zaten hep giyineyim demiş olması da değişik bir böyle espri ama yani kendi içinde bir tezatlık taşıyan böyle zıtlık taşıyan bir espri. O da çok hoşuma gitti. Takım girişi yaparken ise Batman'i tepede yine gözlü konumunda görüyoruz. Daha sonra Barry askeri araçla kapıya geldikten sonra pek bir asker rolü yapamıyor aslında bakarsanız. Ama orada esas gösterilen şey aslında Cyborg'un ne kadar kuvvetli olduğu bana sorarsanız. Çünkü hem askeri hem de Star laboratuvarlarına bir arada çalıştığı bir sistemi birkaç saniye içerisinde hackleyip girip olmayan bir askerin bilgilerini yükleyebiliyor. Bu da içeriye girişlerini sağlıyor tabii ki. Akabinde Sally Stone'un laboratuvara geri dönerken görüyoruz. Geri döndüğünü görüyoruz. Orada Ryan Choi yani ileride Atom olacak karakter Sally Stone'a elektron lazerindeki gelişmelerden bahsederken alarmlar çalmaya başlıyor. Bu alarmları çaldıran da Cyborg'un ta kendisi. Çünkü takım içeriye girmiş oluyor ve Batman'in komutuyla Cyborg bir kez daha sisteme ekleyip alarmları çaldırıp içeride işte uzaylı virüsü bulundu vesaire bilmem ne. Herkes bir an önce binayı boşalsın şeklinde sahte bir alarm çalıyor. Tabii Sally Stone dediğim gibi bir önceki sahnede neyin virüs kapıp kapmayacağını tahmin edebilecek bir adam. Bunu yiyemiyor. Sistemi durduruyor ediyor ama o sırada takımın içeriye girdiğini görüyor. Oğlunun liderliğinde, Cyborg'un liderliğinde içeriye girdiklerini görüyor ve onlara yardımcı olmak adına bu yalana ayak uydurmaya başlıyor. Ve Sally Stone dışarıya çıktığı zaman Ryan Choi'ye ilk sorduğu şey herkes dışarıya çıktı mı? Çünkü kimsenin içerideki takım ayak bağı olmasını istemiyor ve kimseyi tehlikeye de atmak istemiyor. Bu da yine güzel küçük bir an. Krypton gemisinin içine giriyoruz. Orada yine o Man of Steel'daki açık podu görüyoruz. İçindekine ne oldu, nereye gitti, dünyada mı, başka bir yere mi gitti? Hiçbir fikrimiz yok. En popüler tahmin onun Supergirl olduğu yönünde ama tabii ki bilmiyoruz öyle miydi, değil miydi? Nedir onun arkasındaki muhabbet? Belki Justice League 2'de, belki Justice League 3'te, belki Man of Steel 2'de, belki Man of Tomorrow'da bir yerde cevabı verecekti. Belki Supergirl filmiyle verilecekti ama tabii Warner Bros. Şu an plansız hareket ettiği için bir fikrimiz yok. O arada öyle kaldı. Umarım bir gün cevabını öğreneceğiz diye inanıyorum. Takım Superman'in naaşını Genesis odasına götürürken gemi bir Kryptonlu kıyafetlerini, armorlarını vesaireyi göstermeye başlıyor. Yani varlığını seziyor Superman'in orada olduğunu. Genesis odasına vardıklarında ise Victor teknolojiye hayran kalırken Aquaman hala yaptıkları şeyden şüpheli olduğu konusunda, yapılmaması gerektiği konusunda ayak duruyor. Yalnız orada işte Batman, Wonder Woman devam edelim moduna takılıyorlar. Derken kendimizi Lois'in apartmanına dışarıdan bakarken buluyoruz. Lois uykusundan uyanıyor ve yanında Clark'ı bulamayınca belki de rüyasında gördü vesaire tabii bilmiyoruz. Biraz duygusal anlar yaşıyor. İşte ikisinin fotoğrafına bakıyor. Akabinde çekmeceyi açıyor. Muhabir kartına bakıyor. Hayata geri dönmesi gerektiğini hatırlıyor ve bununla beraber kartı kaldırdığı zaman altında bir hamilelik testi olduğunu görüyoruz. Belki de onu uyandıran şey bir mide bulantısı vesaire bilmiyoruz tam olarak. Akabinde de bu hamilelik testini alıp lavaboya gittiğini görüyoruz. Demek ki deneme yapacak. Daha sonra Krypton gemisine geri dönüyoruz. Burada artık kahramanlarımız Superman'i diriltmek için harekete geçmişler. Aquaman Superman'i Genesis odasındaki suya yatırıyor. Orada yine Jonathan kendi fotoğrafını görüyoruz. Ve oradaki en güzel anlardan biri de tüm hazırlıklar yapılırken Flash'ın karnını tuttuğu an. Heyecanlandığımızda hepimizin karnında bir şeyler olur. Flash'ta hem korku hem heyecan var. Çünkü favori süper kahramanı her an hayata dönebilir. Onunla ilgili bir heyecan yaşıyor ve o yüzden karnını tutuyor. O güzel eklenmiş, hoş bir an. Bu sırada ise Victor geminin kontrolünü ele geçiriyor. Yani
Victor'un sahip olduğu güce hayran olmamak elde değil. Çünkü bir önceki filmde Luthor'un geminin kontrolünü ele geçirebilmek için yaptıklarını düşünürsek, Victor'ın ise sadece gidip birkaç saniye içerisinde yaptıklarıyla tüm geminin kontrolünü ele alması bir kere daha ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Ve biz bu sırada Louis'i son bir kez daha Heroes Park'a giderken görüyoruz. Kahramanlar Parkı'na giderken görüyoruz. Yine elinde iki kahveyle gidiyor. Cyborg gemiye bağlanıp yapacağı şey aslında bir nevi işlemeye başladığı zaman koda gemi Motherbox'ı bir düşman olarak görüyor. Yine bana şunu getiriyor aklıma. Demek ki Kryptonlarla Apokolips bir noktada gerçekten karşılaştılar ama düşman olarak karşılaştılar. Yani bu aralarında bilgi alışverişi vesaire ne olsa savaş sırasında oldu. O yüzden gemi Motherbox'ı gördüğü anda bir düşman kabul ediyor ve aktif edildiği anda arkasından Steppenwolf'un geleceğini biliyor. Bu eyleme kesinlikle karşı çıkıyor. Ki zaten gemideki gücün de yetersiz oluşu. Batman vs Superman Dawn of Justice'da Lex orada Doomsday'ı yaratırken geminin neredeyse tüm gücünü kullanması gemiyi bu hareketten geri tutuyor. Ancak ona da Flash çözüm getiriyor. Ve Flash'ın orada dediği şey çok aslında kritik. Bir kural var ve ben o kuralı yıkmak istemiyorum, kırmak istemiyorum. Ancak şu an başka çaremiz yok. Eğer çok hızlı koşarsam, ışık hızına yakın koşarsam o zaman zamanda garip şeyler oluyor ve muazzam yükte bir elektrik oluşturabiliyorum diyor. Bu da aslında Flash'ın başından beri kurallara uygun hareket etmeye çalıştığını gösteriyor ki her noktada böyle. Babasını hapisten kaçırma işine kadar. Ama belli noktalarda, mecbur kaldığı noktalarda o kuralı yıkabileceğini görüyoruz. Ve bunu filmin ilerisinde de yapacak da burada küçük böyle bir bize demonstrasyon yapıyor diyebiliriz. Ve bir kez daha Louis'e dönüyoruz. Onu tekrardan Heroes Park'ta, Kahramanlar Parkı'nda görüyoruz. Kendi fikrine göre son kez oraya geldiğini düşünüyor. Artık tekrardan işi hayatına geri dönecek. Oradaki memura yine kahve götürüyor. Ve Clark'ın işte Superman'in yıkılmış heykeline bakarken hüzünden mutluluğa geçtiğini, aslında daha doğrusu bir rahatlamaya geçtiğini görüyoruz. Hayatına devam ettiğini görüyoruz. Bir nevi hayata geri döndüğünü görüyoruz ki bu çok güzel paralellik. Bir tarafta Clark geri hayata dönecekken burada da Lois hayata geri dönmeye başlıyor. İkisinin de birbirinden haberi yok. Ama farklı olaylar, farklı etmenler ikisini de tekrardan hayata getirmek üzere. Sinematik olarak da bakarsak filmin başında Lois oraya ilk gittiği zaman, Kahramanlar Parkı'na ilk gittiğinde hava yağmurluydu, elinde şemsiyesi vardı, suratı çok asıktı vesaire bilmem ne. Şimdi ise geldiğinde suratında artık bir gülümseme ve rahatlama var. Muhtemelen hamilelik testinin sonucu pozitif çıktı diye düşünüyorum ki dediğim gibi bununla ilgili daha sonra değineceğim. Yüzünde bir rahatlama, gülümseme var. Hava bu sefer yağmurlu değil, aksine şafak sökmek üzere. İyi şeylerin başlangıcı geliyor hissiyatı veriyor. Ve dediğim gibi bir tarafta Clark hayata dönüyor, bir tarafta Lois hayata dönüyor ve belki yeni bir hayatta ortadan yükselmek üzere. Ve kahramanlarımıza geri dönersek, onlar da Superman'i diriltmek için harekete geçmek üzereyken gemi son bir kez daha itiraz ediyor. Bu hareket geri alınamaz. Şiddetle karşı çıkıyorum moduna giriyor. Ve bu sırada Cyborg geleceği görmeye başlıyor. Ben bu geleceği görme muhabbetin biraz Motherbox'larla da bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Çünkü orada Motherbox gemiye, gemi Cyborg'a hepsi birbirine bağlı. O sayede aslında gördüğünü düşünüyorum. Çünkü Motherbox'ların bir vizyon gösterme gücü var gibi geldi. Daha önce de Steppenwolf'a göstermişlerdi. Cyborg'un gördüğü gelecek ise çok korkutucu. Yani daha önce gördüğümüz Nightmare sahneleri yanında anaokulundaki PS gibi falan kalır muhtemelen. Önce bir patlamayla başlıyor ki patlamaya dikkat ederseniz Steppenwolf'un Rusya'da kurduğu üstten başlıyor o patlama. Ve tüm dünyayı apokalipse çeviriyor. Biz akabinde Darkseid'i tahtında görüyoruz. Önünde Desaad, arkasında Desaad'ın o bağlı bulunduğu tarikat. Yine önünde Granny Goodness ve her yanda alevler. Themyscira'da Diana'nın cenazesi, ağlayan Amazonlar. Kraliçe Hippolyta dahil olmak üzere ki Parademonlar hepsini esir almış dikkatli bakarsanız ve yukarıdan sol üstten gelen gemiden de Darkseid'ın gayet net bir şekilde Diana'nın cenazesini izlediğini görebiliyoruz. Ve Atlantis'e geçiyoruz. Atlantis'te Darkseid'ın Aquaman'i bizzat kendi mızrağıyla öldürdüğünü görüyoruz. Kral Atlan'ın mızrağıyla ve gözünden çıkan Omega ışınlarıyla Vulko'yu iskelete çevirdiğini görüyoruz. Orada dikkat edin, Vulko iskelet halinde kalıyor. Bu çok önemli bana sorarsanız. Çünkü bir sonraki sahnede Batcave'e geçiyoruz. Batcave'de Louis'in sadece iskelet halinde kalmış bedenini Clark'ın tuttuğunu görüyoruz. Bu da arka arkaya geldiği için şunu anlatıyor aslında. Orada Louis'i öldüren kişi Darkseid. Ama onu koruyamayanlar kimler? İşte Batman vesaire şu muhtemelen Batcave'de olduğuna göre. Ki Clark daha sonra o benim dünyamdı ve sen onu benden aldın diyerek Batman'in suçlu bulduğunu düşünürsek BVS'de ki Nightmare sahnesinde oturuyor aslında her şey yerli yerine ve
Clark o kadar zayıf bir ana düşüyor ki işte orada anti yaşam denklemi üzerinde uygulanabilir oluyor ve Darkseid'in kontrolüne geçiyor. Böylece Nightmare sekansları aslında gerçek manada başlamış oluyor. Yani onlar aslında hep Nightmare timeline'ın başlangıcı olarak düşünebiliriz. Bir Superman'in yıkıntılar üzerinde süzüldüğünü görüyoruz. Elinde Batman'in maskesi, işte Wonder Woman'ın kalkanı, Thomas Wayne'in portresi, Aquaman'in mızrağı, Kilowog'un bedeni ki demek ki Green Lantern'ların büyük bir kısmı geldi belki de oraya savaşa. Biz sadece orada Kilowog gösterildi ama diğerleri de belki Tom Arra'ya vesaire şu sağda solda öldüler bilmiyoruz. Ve yine arada uçan Joker kartı ki ikiye bölünmüş. Bu da filmin sonundaki muhabbetle ilgili bir şey. Onu oraya geldiğimizde değineceğim. Demek ki Bruce o kartı yırtmış diyorum sadece şu an için. Nightmare dünyasının en karanlık halde gerçek olduğunu görüyoruz. Bunları gören Cyborg no diye söylese de bunu o kadar belli belirsiz söylüyor ki bunu Barry go yani git olarak anlıyor ve olduğu yerden harekete geçip hızla koşup orada zamanı da hafifçe geriye alıp tam vaktinde yetişip Motherbox'a gereken enerjiyi veriyor. Gemi ise burada artık son uyarısını yapıyor. Yaptınız yaptınız ve gelecek şu anda bu noktada itibaren kök saldı diyor. Ve Cyborg'un orada suratı gerçekten çok endişeli bir hal oluyor. Çünkü geleceği gördü ve ne olacağını biliyor. Ki o an kamera sadece iki kişiye bir sonraki karede odaklanıyor. Onlar da Aquaman ve Wonder Woman. O gelecekte ölecek iki kahraman. Ve plan işe yarıyor. Superman hayata dönüyor. Bir Superman hayata döndüğünü farklı karelerde farklı kişilerin gözlerinden görüyoruz. İşte bir polis memurundan, bir çevredeki askerlerden, Silas Stone'dan, bir Lois'ten vesaire derken farklı farklı kişilerin Superman'in döndüğüne şahit olduğunu görüyoruz. Ancak burada herkes Superman'e odaklanırken Silas Stone otoparka düşen Motherbox'ı görüyor ve alıp hemen onu içeriye götürüyor. Çünkü zeki bir adam Superman'in diriltilmesinde Motherbox'ın kullandığını fark ediyor tabii ki. Oğlu onunla geldi ikisiyle birlikte. Hem Superman'in bedeni hem elinde Motherbox'la. Ve onu geri götürmenin elzem olduğunu düşünüyor. Alıp direkt laboratuvarın içine koşmaya başlıyor. Daha sonra Superman'i kendi yıkılmış heykeline bakarken görüyoruz. Ve akabinde yerdeki yazıyı okuyor. Eğer bir anıt arıyorsanız, onun bir anıtını arıyorsanız etrafınıza bakın tarzında bir yazı. If you seek for his monument, look around you diye. Ki çok güzel bir şey o. Superman o zaman etrafına dönüp baktığı zaman gördüğü tek şey Aquaman, Wonder Woman, Cyborg ve Flash oluyor. Yani onun ölümü sonrası bu kahramanlar bir araya geldi ve gerçekten onun anıtı gibi oluyorlar. Ancak bir kere mevcut geleceği görmüş olan Cyborg, yüzleri apokalips teknolojisiyle dolu. Doğrudan Kryptonluyu Superman'i tehdit olarak kabul ediyor ve kontrol edemediği bir şekilde savunma sistemi Superman'e saldırıyor. Bu da Superman'in zaten aklı karışmış durumda. Orada bir Heroes Park'ta kavga başlıyor. Orada yine Superman'in ne kadar güçlü olduğunu görüyoruz. Çünkü Cyborg, Aquaman, Wonder Woman aynı anda zapt edemiyorlar. Olaya Flash süper hızımla karışayım diyor ama orada da Superman'in de süper hızlı olduğunu Flash bir şekilde yani kendisi kadar en hızlı olduğunu görüyor ve şaşırıyor. Bir şey itiraf edeyim, ben o şaşırma sahnesinin bu filmde olmayacağını düşünmüştüm. Ama var. Gerçi sinemadaki kadar uzatılıp cılkı çıkarılmamış bir hali var. Çok daha kısa sürüyor. Ve biz bu sırada ekip üyeleri sağa sola yavaşça uçarken Superman'in fırlatması sonrası Flash'la Superman'in arasında süper hızlı bir dövüş görüyoruz ve bunu slow motion'da görüyoruz. En son Superman Flash'ı yere yığdığı zaman Flash'ın tepesinde süzülen Superman'e şu tarz bir el hareketi yaptığını görüyoruz. Buraya koyacağım. Orada iki şey var aklıma gelen. Bir, Flash zamanı geriye alması gerektiği bu tarz ani bir durumlarda elini her zaman ileriye uzatıyor. Filmin sonundaki savaşta da zamanı geriye alması gerektiğinde aynı şeyi yapacak. Orada da belki onu kullanacaktı. Tam o hareketi yapıyor ama onu kullanacaktı bilmiyoruz. Çünkü o sırada ordu müdahale olduğu için gerek kalmıyor. İkincisi de bana şunu hatırlattı. Batman ve Superman Dawn of Justice'da sel basan yerde Superman gelip de insanları kurtarmaya geldiği zaman oradaki kadın elini aynı şekilde yukarıya uzatıyordu ve şimdi Flash elini yukarı uzatıyor ama birinde kurtarıcı, birinde yok edici model. Ve bu bize şunu hatırlatıyor. İyi veyahut da kötü. Hangi karakter olmaya karar verirse versin dünya o şekilde değişecek. Bu da babasının Man of Steel'da söylediği sözdü. Gerçekten orada güzel bir paralellik var. Her neyse ordunun müdahalesi sonrası patlayan araçlar, tanklar, şu bu derken Batman sahneye dalıyor. Orada küçük bir yine kahramanlık anı. Bir askeri kaldırıp durumunu sorması, geriye göndermesi, kendinin ön safa çıkması. Ama tabii ki Superman Batman'i gördüğü anda aklında iyi anılar ilk etapta canlanmıyor ve üzerine doğru gitmeye başlıyor. Orada da ekibin tek tek Batman'in önüne geçişini görüyoruz. Önce Cyborg geliyor. Superman Cyborg'u bir güzel aşağı edip köşeye fırlatıyor.
Akabinde Flash'ı karşıdan koşup Aquaman'ı da arkadan saldırırken görüyoruz ama onlara da küçük bir vücut çalım atıp birbirine çarpıştırıyor. Yine ilerlerken bu sefer önüne Wonder Woman geliyor. Ve Wonder Woman tam tanrısal gücünü kullanacağı sırada Clark ellerinden tutup buna izin vermiyor ve bir iki kafa tokuşturması sonrası Wonder Woman'ı da yere seriyor ve artık önde bir engel kalmamış halde Batman'e ulaşıyor. Batman'in bir kez daha burada gantletlerin, eldivenlerin işe yaradığını görüyoruz. Ancak tabii ki Clark çok daha güçlü bir varlık. Parademonların attığı ışınlara benzemiyor. Her ne kadar tutsa da bir yere kadar dayanabiliyor. Ve orada da tam Clark Bruce'u öldürdü öldürecek derken sahneye hikayemizin anahtarı Louis Lane giriyor ve Bruce Wayne'i kurtarıyor. Bu da yine bir BVS paralelliği bana sorarsanız. Çünkü şimdi buraya da görseli koyacağım. BVS'te Bruce tam Clark öldüreceği sırada Louis gelip bir sözle tüm işi bitirmiş, durdurmuştu. Burada da tam Clark Bruce'u öldüreceği sırada yine Louis gelip araya girip bir sözle işi bitirdi ve durdurdu. Bu çok güzel bir paralellik. Çok hoşuma gitti. Daha sonra Louis ve Clark'ın ortamdan ayrıldığını görüyoruz birlikte. Ki Clark'ın orada ilk aslında anımsamaya, tanımaya başladığı an oluyor. Bruce Wayne de bunu görüyor. Batman de bunu görüyor. Yine filmin komik anlarından biri orada Aquaman'e Flash arasında geçiyor. Çünkü Aquaman'in sinirli yapısı Flash'ı direkt suçlamaya zaten yöneliyor ama orada Flash'ın mimikleri vesaire güzel, çok böyle ben bu tarz esprileri bu anlarda seviyorum. Yani tam kavganın ortasını yaptıkları zaman tüm aksiyonu her şeyi bölüyor, piç ediyor ama bu şekilde olduğu zaman olay olmuş müfredatta olayın öncesinde o zaman filme bir tat katıyor. Burada da bence yine yerinde ve güzel bir an yakalanmış. Ve beklenen oluyor. Boom tüp açılıyor. Steppenwolf geliyor. İlk yöneldiği yer otoparkta Motherbox'ın düştüğü nokta oluyor ama oraya gittiğinde Motherbox'ı göremiyor ve çok sinirleniyor. Orada en hoşuma giden şey de bütün askerler bile geride dururken hepsinin önünde ellerini açmış sanki korurcasına duran Ryan Choi, yani ileride Atom olacak karakter. Yani kahramanlık onun aslında yapısında var düşündüğünüz zaman. Bu tarz anlarda sürekli önde duruyor çünkü. Velhasıl Steppenwolf Motherbox'ın peşinden içeriye giriyor. Silas Stone zaten çoktan götürmüş durumda Motherbox'ı ve orada vaktin olmadığını fark edince kendini feda edip Motherbox'ı işaretlemek adına kendini feda edip Motherbox'ın çekirdeğini ısıtıyor. Daha önce anlatılmış işte elektron bombardımanı tutulduğu zaman yeryüzündeki en sıcak şey olduğunu olmasını sağlayabildiklerini fark ediyorlar ve Silas Stone da bunu yapıyor ki daha sonra Motherbox istendiğinde takip edebilsin, bulunabilsin çünkü orada onun önemini biliyor. Tam olarak ne olduğunu muhtemelen bilmiyor. Ne için o Motherbox'ı o kadar korumaya, kaçırmaya çalıştıklarını bilmiyor. Ama bir sebebi olduğunu biliyor ve kendini feda ediyor. Cyborg ne kadar gelse de yetişemiyor ve orada yine babası tam ölmeden önce elini uzattığı bir an var. Hem filmin başında trafik kazası öncesi aynı şeyi yapmıştı. Hem de bana yine bu bir Snyderverse paralelliğini gösterdi. Man of Steel'da Clark'ın babası ölürken de benzer bir an olmuştu. Burada da Cyborg'un babası ölürken benzer bir an oldu. Babaların fedakarlığı ilerledi hikaye. Ve yine Cyborg ile Superman arasındaki ikinci şanstan tutun da işte babaların fedakarlığına kadar bir paralellik daha kurulmuş oldu. Steppenwolf Motherbox'ı ele geçiriyor. Takım her ne kadar gelse de yetişmeye vakitleri olmuyor. Steppenwolf bum tüpü açıp kaçıyor. Biz bu sırada Victor'u yasını tutup işte kurtarabilirdim vesaire modunda görürken filmin başından beri sert çocuğu oynayan Aquaman'in aslında en empati yapabilen karakterlerden biri olduğunu görüyoruz. Çünkü orada söylediği söz çok önemli. Bu çocuğun babası bizim yüzümüzden öldü. Bizim hatamız yüzünden öldü. Dönen şey Superman değil. Belki onun bedeni, onun güçleri ama kesinlikle o değil diye isyanda bulunuyor. Ve o sırada Batman geliyor. Hayır, gelen Superman çünkü ne olursa olsun. Evet, bizi tanımadı, bize saldırdı, tehdit olarak gördü ama Louis'i tanıdı. Hala bir umut var diyor ve biz en karanlık anda bile hala Batman'in bir şekilde inançlı olduğunu görüyoruz. Ve takım orada hemen bir acil durum toplantısı yapıyor. Motherbox'ların senkronize olmadan bulmak zorunda olduklarını biliyorlar. Ancak dünyanın her yerinde olabilecek şeyler ki Cyborg o sırada muhtemelen oradaki cihazlarla haberleşebildiği için babasının planını çözüyor. Onu ısıtıp işaretlediğini fark ediyor ve burada da Bruce Wayne o zaman benim uydularımdan arar. Kolaylıkla buluruz diyor. Flash ise senin uydun mu var diye şaşırdığı zaman 6 tane uydum var diyor. Benim de orada aklıma gelen şu oldu. Acaba 7 tane mi vardı? Çünkü Batman v Superman Dawn of Justice'da Superman'le Doomsday dövüşürken Bruce Wayne'in bir tane uydusunu parçalamışlardı. Hani orada da küçük bir acaba Justice League göndermesi. Hani 7 idi, 6 bu filmde çünkü 6 karakterler. Ama Justice League ekibi her zaman 7 ana üyeden oluşur.
Hani o tarz bir şey mi var bilemiyorum ama direkt aklıma gelen ilk şey acaba 7 tane uydusu vardı da o film sonrasında 6'ya mı düştü? Ve artık ellerinde iyi kötü bir plan nasıl bulacaklarına dair bir plan olduktan sonra da Cyborg hadi gidip şu onun bunun çocuğunu yakalayalım diyor ve 5. bölüm All the King's Horses burada bitiyor. Evet. Birden fazla yerde geçen hikayeden tek bir noktaya toplanmaya başlayan filmimizin 5. bölümüyle ilgili yakaladıklarım, gördüklerim de bu şekilde incelemiş oldum. Eğer benim kaçırdığım bir şey varsa lütfen yorumlarda siz yazın. Onun dışında videoyu beğenin, paylaşın. Kanala basın, kanala abone olun. Gelecek videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.